Arkadaşlar hoş geldiniz. Skyrim Special Edition çıktı geçenlerde biliyorsunuz. Cilalanmış Skyrim de diyoruz biz ona. Skyrim Special Edition için bir alınır mı alınmaz mı videosu çektim. Videoyu çekerken de normal Skyrim'i modlayarak bunun kat kat ötesine biz yıllar önce geçtik. Niye bunu alalım falan gibi beylik laflar etmiştim. Pek çoğunuz dediniz ki yorumlarda hacı bir mod rehberi çek biz de onun ekmeğini yiyelim o zaman. Skyrim nasıl modlanır serisine bir giriş videosu çekiyorum. Ciddi bir seri olacak bu. Çünkü Skyrim'in şu ana kadar çıkmış takip edebilir modlarının sayısı 20.000'i falan geçti. Muhteşem modlar var. Skyrim baştan ayağa değiştiriyorlar. Ben çok o taraflara gitmeyeceğim. Biraz daha oynama kalitesini arttıran, oynanma kalitesini doğrudan yükselten, karakterlerin görünümlerini daha iyileştiren modlara gideceğim. Hepsi ayrı ayrı serilerde olacak. Şimdi arkadaşlar bu mod işinde adım adım ilerlemeniz gerekiyor. Çünkü bir oyunla ilgili unofficial bir sürü değişiklik yapıyoruz. Her şeyden önce bu rehber ve bu rehberden sonra inceleyeceğim bütün Skyrim modları Skyrim Legendary Edition, yani Special Edition değil, yeni çıkan Skyrim değil, şu an Steam'de 114 liraya satılan cilalı düz Skyrim değil, normal Skyrim, üzerine Dragonborn, Dawnguard, Heartfire modlarının kurulmuş, üstüne bir de, bakın burası çok önemli, Steam bunu otomatik kurmuyor, siz ekstradan kuracaksınız, Skyrim High Resolution Texture Pack, bedavadır. Download ettiğinize emin olun. Bakın şuradan göstereyim. Normal Skyrim'i indirip kurduğunuzda bile Steam burayı otomatik kurmuyor. Skyrim High Resolution Texture Pack'i Play Now deyip, çünkü yüklü gözükecektir kütüphanenizde, Skyrim'in üstüne kurmanız gerekiyor. Yani siz Skyrim'i oynamadan önce, biz modlamaya başlamadan önce Skyrim'in menüsünü açıyorsunuz. Data Files'a baktığınızda bunu görmelisiniz. Dawnguard, Heartfire, Dragonborn, High Resolution 3 tane texture paketi. Bu noktaya kadar getirdiğiniz bir Skyrim olacak elinizde. Dikkat edin, yine söylüyorum, 120 liralık yeni çıkan cilalı versiyon değil, klasik Skyrim. Bütün DLC'leri en son patch'ine kadar gelmiş hali. Bu versiyonda olduğunuzdan emin olun. Yoksa işin devamında işler patlayacak. Bu noktaya kadar geldik. Bu noktadan sonra ne yapıyoruz? Modlamaya nasıl başlıyoruz? Bir kere modlama sırasında oyununuz bol bol patlayacak. Bir takım hatalar yapacaksınız. Ay kaydı gitti falan diyeceksiniz. O yüzden Steam klasörünüze girin. Steam altında bende mesela yerel disk program dosyaları Steam, Steam Apps Common diye bir adreste kayıtlı bu. Skyrim, dikkat edin yine Special Edition değil, bunu saymayın. Skyrim'in bir adet kopyasını alın yapıştırın. Bu bir backup'tır. Elinizde bulunsun. Ben şu an tümünü kopyalamadım çünkü zaten elimde var bir tane backup'ım. Temiz kopya bir tane alın. Yoksa her hata yaptığınızda Steam oyunu dengelemeye çalışacak. Dosyaların doğruluğundan emin olmaya çalışacak. 8 GB, 10 GB download yapmanız gerekecek. Ona düşmeyin. Elinizde bir temiz Skyrim kopyası burada bulunsun her şeyden önce. Wow! Wow! Diğer söyleyeceğim detaylı ve önemli nokta. Kullanıcınıza girerseniz belgelerin altında My Games diye bir klasör var. My Games klasörünün altında Skyrim klasörü var. Burada Skyrim ini ve Skyrim prefs.ini diye iki tane dosya var. Bunların adresini size şu anda söyledim. Bu dosyaların yerini unutmayın. Bu videoda değil ama daha ileride kuracağımız daha gelişmiş modlar, karmaşık modlar bu dosyaları editlemenizi isteyecek. Onları da o zaman konuşacağız. Şimdi tatlı tatlı mod mevzusuna girişe başlayabiliriz. Arkadaşlar, her şeyden önce Skyrim Script Extender, Skse. Bunu da şöyle buluyorsunuz. Google.com açtın. Skse yazdın. İlk sırada zaten çıkacak çok popüler bir yazılım. Skse. Biraz vahşi gözüküyor sayfa, farkındayım. Şurada dikkat edin, Installer diye bir link var. Bakın burada. Steam üzerinden kurmayın, sapıtabiliyor. Installer'ı indiriyorsunuz. Aha da indi. İndirdiğiniz Skse'yi install ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu Steam klasörüne kurmak isteyecek. Yani Steam klasörünü otomatik bulamıyor genelde. Onu gösterebilirsiniz siz. Installation Directory. Ha güzel, otomatik tanıdı bu sefer. Süper. Next diyorsunuz. Her şeyi kurun. Kapattık gitti. Şu an Skyrim'in modlanması adına en önemli dosyayı kurduk. Hatta o kadar önemli ki şu anda SKSE, Skse yeni Skyrim Special Edition'a çıkmadığı için ve uzun sürede çıkmayacağı için, çünkü çok ciddi bir yazılım var bu işin arkasında, dışarıdan gelen pluginlerin oyunun içerisine girmesini sağlayan usta eller tarafından yazılmış, normal modların da ötesinde bir ustalık işi olan bir yazılımdır bu. Çok biraz da kabaca anlatıyorum, hani işi bilenler varsa komik aslında anlattığımı fark edecek ama herkes anlasın, İngilizce bilen bilmeyen bu videodan herkes yararlansın diye genişten anlatıyorum. Bu Skse dediğimiz şey, dikkat edin arkada zaten sitesinde de yazmışlar, Special Edition için bir Skse 64 çıkartmamız gerekiyor. O da ne zaman çıkar vallahi hiçbir söz vermeyelim demişler. Ve bizim kullanacağımız, oyunumuzun da kalitesini yükseltecek pek çok mod SKSE kullanıyor arkadaşlar. Biraz sonra göreceksiniz. Oh! Oh my god! Ah!
Şimdi SKS'yi kurduk. Bundan sonra arkadaşlar bir sonraki gideceğimiz adres nexusmods.com. Nexusmods.com daha Steam mod işine girmemişken, Steam Workshops oluşturmamışken o 50 bin olmuş abi Skyrim dosyaları bu arada. Neyse giriyorsunuz buraya. Girdiğiniz zaman bol bol bir dünyası var buranın. Bir tavsiyem Nexus Mods üzerinden mod kullanırken Steam Workshop modlarını kesinlikle kullanmamanız. Çünkü ikisinin çakışmasını kontrol edemeyiz. Neyse uzatmayalım. Nexus Mods'a geliyorsunuz. Üye oluyorsunuz. Reklamları kapatmak için premium olmayan ama 1,5 euroluk üyelik metodu var. Ben ona üyeyim şu anda. O yüzden size de reklam gözükmüyor. Tavsiye ederim. Ona şu ayırabiliyorsanız girin. Bütçesiz de çoğuna gidebiliyorsunuz. Bu videoda değil ama bundan sonraki videoda göstereceğim bazı modlara üye değilseniz göremeyebilirsiniz. Ben galiba 2009'dan beri üyeyim buraya. O yüzden hiç bilmiyorum aslında artık ne nereden ayrıldı. Tavsiyem üye olun. Ücretsiz üyelik de var. Ona da girebilirsiniz. Neyse uzatmayalım. Nexus Mod Manager. Ne demek bu? Mod dosyaları oyunu unofficial olarak editlediği için sen karakterin elini değiştirirsin, kıçı çıkar. Saçını değiştirirsin, işte oradaki dağ yıkılır. Atıyorum şu an abartıyorum da bir modda çok küçücük bir şey değiştirdiğinde bütün oyunu bozmak mümkündür. O yüzden Mod Manager diye bir şey yaptılar. Mod Manager modların birbiriyle çakışmasını, kaldırılmasını, indirilmesini falan çok ciddi kolaylaştırıyor. Hakikaten bu işte biraz devrim oldu. O yüzden şu Nexus Mod Manager'ı da bir install edelim. Bunun da install'u kolay. Yalnız normalden biraz fazla soru sorabiliyor. Ona şaşırmayın. Daha iyi mod manager programları var. Skyrim içine biraz girin. Modlamayı, modların patlamasını, hatalarınızı nasıl recover edeceğinizi öğrenin adam gibi. Ondan sonra gidip daha iyi mod manager programlarını bulun. Ama benim size tavsiyem buradan başlayın, kafalar karışmasın. İstediğiniz bir yere istediğiniz şekilde kurun. Sadece mod dosyalarıyla şu associate olmasına izin verin. Gördüğünüz gibi aslında çok special bir şey yapmıyorum. Benim size buradaki en önemli katkım ve tavsiyelerim doğru programları, doğru yazılımları en başından kurmak. Backup'lı ilerlemek. Bakalım şimdi bundan sonra bir Nexus Mod Manager açılsın. Size şunu soracak. Nereye ben modları yükleyeyim? Mod yükleme bilgisini nerede tutayım? Skyrim modlarının virtual install'ını nerede yapayım? Ne demek bunlar diye gerilmeyin. Şuraya modları install etmesi için bir klasör belirleyin. Ben kafama göre kendi kullandığım klasörü seçtim. Geri kalanlarını da arkadaşlar olduğu gibi bırakın. Yani daha ötesine kafanız yetiyorsa, anlıyorsanız bu işlerden zaten ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ben bu işleri çok bilmiyorum abi. İngilizce teknik terim beni geriyor. Sen bana modu anlat diyorsanız siz hiçbir şeye dokunmayın abim. Aynen devam. Okey. Önceki modun dosyalarını kaldırdı bana şu anda. Hayırlı olsun. Login değilsiniz diyor. Şu an arkada browser açık. Dikkat edin. Burada loginim. Şimdi Nexus Mod Manager içinde kırmızı adamı bastığımda çıt diye login oldum. Bu logini siz de olun. Üye olmanız bu yüzden de önemli. Böylece biraz sonra Nexus Mod Manager'da indirdiğiniz bütün modlar buraya da kategoriler halinde otomatik düşmeye başlayacak. Tactical nuke incoming! Şimdi aslında buradan sonra modlamaya başlayabiliriz. Ama ben güvenli ilerleyen, bu işlerde hata yapmayı sevmeyen bir adam olduğumdan bir program daha kullanıyorum. Açıyorsunuz Google'ı. Google'a diyorsunuz ki hacım Skyrim Loot. Lootgitap.io geldi mi? Hiç bunun ne olduğunu çok teknik anlatmayayım ama şu var. Mod dosyalarında küçük modlar büyük modlardan sonra yüklenmesi gereken şeyler. Ne demek abi o demeyin boş ver. Yani bu işe yarıyor. Loot.installer.exe var burada bakın dikkat edin. Bunu download ediyorsunuz. Uzatmasın mevzuyu. Hakikaten de 29 MB ini veriyor. O arada anlatayım biraz. Mod dosyaları dediğim gibi takılmalar, atlamalar, patlamalar çok olur. Hangi dosya hangi dosyadan önce, hangisi hangisinden sonra yüklenmeli konusunda artık 5 yıldır millet Skyrim modlaya modlaya belli bir uzmanlık kazandı. O konuda belli master dosyalar yaratıyorlar. Bu program sizin modlarınızın doğru sırada yüklenmesini sağlıyor. İlla ki bunu da alın yükleyin. Bunsuz takılan adamların çok ağladığını gördüm ben. Size böyle bir güzellik yapmış olayım. Ama inanın çok hayat kurtaracak, çok kafanızı rahatlatacak. Bugün pek çok büyük popüler mod zaten lootsuz bize girişmeyin abi altından kalkamazsınız diyor. Hemen de loot'u da yükledik. Bu arada dikkat edin yüklemelerde aslında hiç karmaşık bir şey yok. Geldi tertemiz. Her şey hazır şimdi bizi bekliyor. Şimdi arkadaşlar mod işine giriştik. Yazılımlarımız hazır. Loot, Nexus Mod Manager, Nexus Mod üyeliği. Sıkça indirildi, yüklendi. Skyrim'in backup'ı bunların hepsinden önce alınmıştı. Skyrim indirilenin nerede olduğunu biliyorsunuz. Hoş geldiniz. Şimdi Skyrim modlamaya başlıyoruz.
Benim size tavsiye ettiğim belli başlı modları oyunun kalitesini çok bariz bir şekilde artıracak bazı modları birlikte yükleyelim. Bunlar oyunu çok büyük değiştirmiyorlar ama inanın oyunun kalitesini çok ciddi etki eden modlar. Göstereyim. Bir tanesi SkyUI 5. SkyUI SKS'e çoğumuzun yüklemesinin sebebi çok bariz ve çok önemli bir şey yapıyor. Skyrim'in arayüzü konsollara göre yazılmıştı. Skyrim'in arayüzünü PC'ye göre adam akıllı bir arayüze dönüştürüyor. Nasıl yüklüyorsunuz? Download with Manager butonu var. Hemen abi bak ama sıkse lazım ha. Yüklü mü diyor. He kanka, çünkü biz Sungur'un videodan geldik. Biliyoruz bu işleri diyorsunuz. Download Manager'a direkt attı. Dikkat edin. Yani bu mod bir yere download olmayacak. O yüzden Nexus Mod Manager'ı yükledik. O da olmasaydı bunu al, götür, copy paste, bırak falan uğraşıyordunuz. Bak yine iyisin. Download Manager'ı attık. SkyUI 5 de indi vallahi pat diye. Güzel. Şimdi nereye indiğini bir şurada bulacaksınız 2 dakika. Onu da göstereyim nasıl bulacağınızı. Şurada bak User Interfaces'e inmiş. Bir tane yeni diye. Burası biraz karışıktır. Şurada Install Date diye bir tane şey var. Buna 2 kere tıklarsanız yeni install edilenleri yukarıya alıyor. Rahat takip edebilirsiniz. User Interfaces, SkyUI. Şimdi arkadaşlar çok zor bir mod yükleme sürecine girişiyoruz. Hazırsanız yükleyelim hemen. Yani yeşil boncuğa basıyorsunuz. Modlandı. Ya bu kadar yazılım ve bu kadar kontrol noktasına geldikten sonra inanın Skyrim modlamak çakışmalara siz adam akıllı modları okuyarak dikkat ettiğiniz sürece zor değil. Çok güzel halledeceğiz bu işi. Şu an SkyUI yüklendi. Biraz sonra etkilerini oyun içinde göstereceğim. Unofficial Skyrim Legendary Edition Patch. İkinci link attığım. Dikkat edin, Legendary Edition istiyor. Bu çok önemli. Oyununuzun versiyonunu videonun başında söylemiştim. Kontrol edin. Bu versiyona gelemediyseniz, yanlışlıkla Special Edition'daysanız, yani Legendary Edition'da değilseniz başınıza iş gelir. Dikkat. Bu dosya biraz diğerlerinden büyük. Hatta bugün indireceğimiz en büyük dosya. Unofficial Skyrim Legendary Edition Patch Download with Manager diyorsunuz. Basıyorsunuz. Var mı abi diyor, para bu kadar emeğimiz var diyor. Bence gönlünüzden koparsa verin. Çünkü çok iyi işler yapıyorlar. Ben daha önce ateşlediğim için tekrar ateşlemiyorum şu anda. Hemen de aldık download'umuzu. Parça parça geliyor. Bakalım. Onun inmesine bir 2 dakika falan var. Şu an download listesine ekledi. Biz gelin o arada diğer patchlerimize bakalım. Modlarımıza bakalım. Çok pardon. Diğer tavsiye edeceğim. Immersive HUD. iHUD. iHUD'ın şöyle çok güzel bir şeyi var. Kullanmadığınız HUD unsurlarını sürekli saklıyor. Bazı sembolleri daha küçük, daha zarif yerlere çekiyor. Daha temiz, daha güzel bir oynanış sunuyor. Biraz daha Skyrim'i 5 sene öncesinin oyunu değil de bu sene çıkmış gibi modern bir arayüze taşıyor. Çok tavsiye ederim. Yine Download with Manager diyorsunuz. Bu 17 kilobayt zaten canım. Yine SKS'ye soruyor. Dikkat edin. İndi mi bu da? Vallahi indi. Immersive HUD seçtim. 2 kere tıkladım. Geldik. Immersive HUD'ı da hallettik. Sırada Realistic Ragdoll Enforce. Skyrim çok zamandan beri Fusrodah diye bağırınca, kılıçla vurunca, büyü atınca ay diye böyle kağıt gibi uçan adamlarıyla meşhur. Realistic Ragdoll Enforce bunu çok hızlı çözüyor. Bunun ilerisinde de kullanacağımız kombat konusunda, ejderhalar konusunda, karakterler, erkek ve kadın bedenleri konusunda bir sürü mod var. Hepsi bunun üstüne kuruyor kendisini. O yüzden Realistic Ragdoll Enforce'a giriyorsunuz arkadaşlar. Files kısmından Realistic Force'a Download with Manager diyorsunuz. Bu da 315 kilobayt çıt diye inecektir Mod Manager'a. Hatta indi galiba. Vallahi indi. Bastınız 2 kere. Yüklendi. Hayırlı uğurlu olsun, bunu da hallettik. Ya ne kadar kolaymış diyorsunuz şu an farkındayım ama şu noktaya kadar işte işleri biriktirerek gelince aslında bu iş biraz kolay. Bir de şu an çok karışık, çok zor modlara girmedik. Bunlar temel modlar. Morhad diye bir şey var. Ben kullanmayı seviyorum. Interface'e birkaç tane daha, işte sen bu kitabı daha önce okumuştun. Bak bu çiçeği alırsan bu çiçek şuna yarıyor filan gibi bir takım küçük bilgiler ekliyor. Zarif bir şekilde ekliyor. Çok da gözünüzü yormuyor, sıkıntı vermiyor. Dikkat edin, bu da SkyUI ve SKS'ye istiyor. Yani modları biraz sırasına göre yüklemek, benimle aynı sırada ilerlemek size tavsiye edeceğim bir şey. Morhad'ı yükleyelim. Aha. Yükledik valla. 2 kere üstüne bastık. Şu yandaki kırmızı, yani şöyle de bir durum var, onu size söyleyeyim. Kırmızıya bastım, mod kalktı. Yeşile bastım, mod geldi. Küçük modlar bunu çok hızlı yapıyor. Büyük modlarda biraz daha bekleyebiliyorsunuz. Patch'imiz kaldı. Bakayım. Patch daha indi, daha inecek. Aha da indi. Şimdi bu patch, Unofficial Skyrim Legendary Edition patch, neden yükletiyorum?
Skyrim'in içerisinde yüzlerce, binlerce küçük küçük, işte bir yerde bir bardak havada kalmış, bir yerde bir kılıç bir şeyin arasında sıkışmış çıkmıyor, bir yerde bir adamın ayağı bir taşa takılıyor filan gibi. Böyle hiç de keyifli olmayan bir sürü küçük 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 detayı deli gibi düzeltmiş bir grup ekip bunlar. Legendary Edition'a göre olduğunu unutmayın. İki kere üstüne tıklıyorum. Bu da görsel, 3D form bilmem ne falan çok koymadığı için çok kolay bir şekilde yükleniyor. Ama inanın oyunun kalitesini siz fark etmeden arttıran bir patch'tir. Şimdi modlarımızı yükledik. Unofficial Skyrim Legendary Edition, SkyUI. Oyunumuzu biraz zarifleştiren modlar bunlar. Henüz çok güçlü, çok ağır modlar değil. Onlara bir sonraki videolarda bakacağız. Şu loot'a bir giriyoruz. Ve loot'a diyoruz ki, şurada bir tuş var dikkat edin. Sort Plugins. Bir sırala bakayım sana uygununa göre diyoruz. Basıyoruz, bekliyoruz abi. Loading order'ı düzenli koyuyor ki oyun patlamasın, modlar düzgün çalışsın, save'ler kaybolmasın. Bakın doğru sırasına koydu. Rahat rahat açılıyor artık her şey. Güzel. Gittik şu an. Skyrim'imizi açıyoruz. Data files'a bakıyorsunuz. Doğru sıraya konmuş. Hiç buralara dokunmayın. Hiçbir şey bozmayın. Play diyoruz ve Skyrim geliyor. Şimdi son save'den devam et dedim. Bir noktaya kadar getirmiştim. Oyunu daha çok başındayım bu arada. Level 1'de bir tane save'im var size bunları gösterebilmek için. Evet. Skyrim aslanlar gibi açıldı. Bu benim şu anda oynattığım karakter. Özellikle kadın karakter seçtim. Çünkü bir takım modlarda bu karakterlerin üzerindeki değişimleri görmek daha rahat oluyor. Şeyi göstereyim size. Mesela silahı takacak olayım şu an kendime. Inventory'me dikkat. Inventory dünyanın en güzel inventory'sine dönüşmüş durumda. Artık anlamlı mantıklı bir inventory. Önceki şeyden koptuk. Inventory düzgün bir hale geldi gördüğünüz gibi. Önceki konsollar için tasarlanmış şeyden kopmuş durumdayız. Çok temiz ve güzel gözüküyor. Her şey kategorilerine göre çıt 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 ayrılabiliyor. İstediğiniz şeylere göre sıralama yapabiliyorsunuz. Skyrim gibi bir oyun için inanılmaz lazım bir vatandaştı bu. Bunu bunca zamandır koymamak ve Special Edition'da da koymamak bence gerçekten en büyük günahı Special Edition'ın. Başka bir detay, mesela örnek veriyorum. Şuradan bir küçük çiçek bulayım dalından, böceğinden koparacak. Harvest Thistle diyor. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada çok küçük bir üstünde 4 tane unknown yazan yazı çıktı. Dünyadaki bir takım objelerle ilgili önceden kazandığım bilgiler varsa yanında böyle küçücük çıkacak. Bu arada artık mesela işte crosshair'ımın gözükmediği ve bütün HUD'ımın temiz olduğuna dikkat edin. Bu da Immersive HUD sayesinde oluyor. SKSE'yi ve Unofficial Patch'in etkilerini kesinlikle göremeyeceksiniz. Yalnız SKSE'nin etkisini şuradan görebilirsiniz. Şimdi buraya Mod Configuration diye bir kısım geldi. SkyUI'ın detaylarını değiştirebilirsiniz. Efendim işte More HUD'ın detaylarını değiştirebilirsiniz. Immersive HUD için aynı detay değiştirme menüsü burada mevcut. Bu menülerin bütün gücü SKSE üzerinden geliyor. Ve daha da güzel tarafı, bundan sonra kuracağımız pek çok mod bu noktadan devam edecek. Şimdi bundan sonraki, hayırlı olsun, şu an artık oyunu oynayabilecek noktadayız. Bundan sonrası için neler yükleyeceğiz derseniz, modlanmış Skyrim tabii ki bu değil. Bu daha işin başlangıcı. Buradan sonrasında ilk yayınlayacağım mod Skyrim'e iyi başlangıçlar modu. Çünkü biliyorsunuz Skyrim'in böyle bir arabalarla giderek dakikalarca süren bir başlangıcı var. Alternatif başlangıçlar var, onları tanıtacağım size. Başka bir yapacağım videoda ise bence yüklenmesi elzem benim çok severek oynadığım işte haritanın rengini değiştiren, atıyorum işte çiçeklerin dağılımını değiştiren, dünyanın sularının renklerini değiştiren filan bir takım küçük küçük modlar var. Bunların hepsini bir araya koyduğunuzda Skyrim çok daha lezzetli, Special Edition'ın üstünde bir oyuna dönüşüyor. Onları 3. modda videoda bakacağız. Ondan sonraki videolarda artık ağır modlara gireceğiz. Oyuna item ekleme, oyuna zırh ekleme, oyundaki kadın karakterlerin, erkek karakterlerin texture'larını değiştirme, oyun için çok ağır grafik modları, gigabaytlarca. Oyun için çok hafif grafik modları, ENB başta olmak üzere motorlarla çalışan modlar. Bunları bitirdikten sonra The Long Dark benzeri bir survival oynayabilmek için survival modlarını tanıttığım bir video yapacağım. Ondan sonra da derin modlara gireceğim. Derin modlardan kastım oyunun oynanışını çok fazla değiştiren, oyunun büyü yapısını, combat yapısını çok detaylı bir şekilde değiştiren, crafting sistemini değiştiren, Skyrim'i biraz başka bir oyuna dönüştüren modlara bakacağız. Bunların hepsi bundan sonraki videolarda. Modları düzgün yüklediğinize emin olun.
takıldığınız yerler varsa bana sorun, ama bana sormadan önce lütfen videoda anlattığım şeyleri doğru yaptığınızdan da emin olun. Kolay gelsin, Skyrim modlamaya beraber başladık. Şimdilik hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki Skyrim videolarında, mod rehberi videolarında görüşüyoruz. Mod rehberi bittikten sonra da siz de aynı noktaya modladıysanız oyunlarını, beraber bir Skyrim Let's Play'ine başlarız. Artık 300 bölüm mü gider, 500 bölüm mü gider? Pinti Panda Race'in yarısı kadar gitsek iyidir diyorum. Öpüyorum sizleri arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.